Video çektiğimi bilen çoğu kişi bana sırf iyi niyetlerinden, yani bunu biliyorum, sırf iyi niyetlerinden fikir vermek istiyorlar. Mesela şu tür videolar çek, daha çok izlenirsin. İşte daha çok izlenmek istiyorsan şöyle şöyle paylaşımlar yapmalısın. Nasıl anlatayım? Sırf izlenmek için şunları şunları yapmalısın. Bana YouTube konusunda böyle fikirler geliyor. Fakat benim bu YouTube'u açma amacım zaten benim kendi sevdiğim şeyleri yapmak. Yani sırf izlenme olsun diye, sırf beni izleyen çok olsun diye, çok meşhur olayım diye saçma sapan şeyler yapmak istemiyorum. Sırf meşhur olmak için, sırf izlenmek için, YouTuber olmak için böyle boş bulduğum videolar yapmak istemiyorum. Benim içime sinmeyen ve sevmediğim içerikler yapmak istemiyorum. Benim ilgilendiğim bazı konular var. Motor geçiyor. Benim ilgilendiğim bazı konular var ve bu konular hakkında video çekmek istiyorum. Ve bu konular hakkında bir sürü içeriğim var şu an yazdığım. Bunları tek tek yavaş yavaş, belki kaplumbağa yavaşlığında ama çok yavaş bir şekilde yapmak istiyorum. Böyle yardım etmeye çalışanlar aslında çok da yardımcı olmuyorlar. Şu anlık çok izleneyim, çok meşhur olayım gibi bir derdimin olmadığında buradan onlara söylemek istiyorum. Spiritüalizmle ilgileniyorum. Farkındalıkla, kişisel gelişimle, bu tarz şeylerle ilgileniyorum. Ve spiritüel yasalarda şöyle diyor. Eğer bir kişinin durumuna üzülüyorsanız, onu çok kötü durumda buluyorsanız ve ona yardım etmek istiyorsanız aslında yardıma ihtiyaç olan kişi sizsiniz. Çünkü siz ona üzülmek yerine kendi yardım etme isteğinize odaklanın. O tarafınızı iyileştirin diyor. Ya bunu nasıl anlatayım bilmiyorum. Mesela İşte biri diyor ki teyzeme çok üzülüyorum. İşte eşinden boşandıktan sonra çok kötü şeyler yaşadı. Şu an çok depresyonda falan. Ona yardım etmem gerek. Fakat eğer siz ona o anda yardım ederseniz aslında kendi hayatının akışındaki gelişme dönemine müdahale etmiş olacaksınız. Bu yüzden de onun gelişimini yavaşlatmış olacaksınız belki bilmeden. Bu yüzden bazen iyilik diye yaptığımız yardımlar aslında yardım olmayabiliyor. Bir insanın eğer size göre yardıma muhtaçsa, çok kötü durumdaysa ona üzülmek, yani onu öyle görmek aslında sizin derdiniz. Sizin içinizde de demek ki öyle bir taraf var. Siz aslında onu iyileştirmelisiniz diyor. Bu yüzden de ben hep şunu savunurum. Eğer bir insan sizden yardım istiyorsa, fikir istiyorsa siz ona yardım edin veya fikir verin. Çünkü bir insan o raddeye gelince zaten sizden fikir de istiyor, yardım da istiyor. Şu an çok kötü durumda, işte ne bileyim, ya da fikre ihtiyacı var gibi siz onu algılıyorsunuz. Fakat o bunu size söylemiyorsa o zaman ellemeyin. Kendi gelişimini engellemeyin. Çünkü herkesin hayat akışında gelişim dönemi var, bir büyüme dönemi var. Buna başkaları tarafından dışarıdan müdahale edildiğinde bu yavaşlıyor, duruyor. Bir insan istemedikçe ona hiçbir şey yapmayın demek istiyorum. Bu ne kadar ofansif gelirse gelsin. Biliyorum hepimiz birilerine yardım etmek istiyoruz. Ben de yardım etmek istiyorum hani arkadaşlarıma, çevreme böyle konularda. Ama onlar benden istediği zaman yardım ediyorum. Çünkü bence mantıklı olan bu. Çünkü dediğim gibi herkesin hayat akışı, o akış farklı, gelişim aşamaları farklı, gelişim akışı farklı. Bu yüzden siz dışarıdan direkt müdahale edildiğinde o yolu kesmiş oluyorsunuz. Ve onun gelişimi duruyor. Bunu çok tekrarladım. Şöyle bir örnek vereyim. Çocuğunuza İşte o soba çok sıcak, işte elleme onu derseniz bastırırsınız o duygusunu. O çocuğun o sobayı ellemesi ve elini yakması, bundan ders çıkarması ve bundan sonra yoluna bunu bilerek devam etmesi gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Ama siz ona derseniz ki o soba çok sıcak, elini yakarsın. Çocuk onu deneyimleyemeden, aa evet böyle deyip, bu bir de basma kalıp belirli yargılar oluşturuyor, belirli kalıplar oluşturuyor insanların kafasında. Bu yüzden bir insana sözlerle yardım etmek, ben de bir insana bazı kalıplarla da yardım etmek çok saçma geliyor bana. O yüzden o insanın onu yaşaması gerekiyor, onu tecrübe etmesi gerekiyor. Çokça hatalar yapması gerekiyor ve hatalarından ders alıp o aldığı tecrübelerle, o sırtına o tecrübelerini alıp öyle devam etmesi gerekiyor. Bu konu biraz beni bu aralar sıktı. Böyle içimde bir dert oldu. Bu yüzden bunu sizlere açmak istedim. Hepimizin hayat akışı farklı ve hepimiz kolay yollardan geçiyoruz, zor yollardan geçiyoruz. Hayat hep zaten inişli çıkışlı. Hayatın hep çok mükemmel bir şekilde yukarıdan gitmesini bekleyemeyiz ki öyle bir şey değil zaten. Algoritması öyle bir şey değil. Bir insanın o zor zamanları da yaşaması gerekiyor ki yukarı çıkabilsin zaten. Direkt tepeden tepeye çıkamaz. Her şeyi dozunda, dengede yaşamamız gerekiyor. Ve birilerine yardım etmek istiyorsanız önce kendi içinizdeki o yardım etme duygusuna bakın. Kendi içinizdeki o yardım isteyen insana bakın. Kendi içinizdeki o iyileşmek isteyen tarafınızı gözden geçirin, farkında olun demek istiyorum. Bu videoda da sizinle biraz sohbet etmek istedim. Bu konuda biraz dertlenmiştim. Öyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konu hakkında düşündüklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bizlere basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay, kuş olun.